Merhaba. Samsung Mobile'de daima yenilikler peşindeyiz. Cihazların sadece eğlenceli olmasına değil, aynı zamanda çevrelerini algılayabilmeleri için de çalışıyoruz. Tabletlerin en can sıkıcı özelliklerinden biri, uzun bir makale ya da e-mail okurken ekranın aniden kararması ve okumaya devam etmek için ekrana dokunmak zorunda kalmaktır. Burada olduğu gibi. İşte akıllı bekleme özelliğinin faydaları bu noktada ortaya çıkıyor. Şimdi ayarlara giriyorum ve yanındaki kutuyu işaretleyerek akıllı bekleme özelliğini aktive ediyorum. Ekran kararma süresini 15 saniyeye ayarlıyorum. Tekrar makaleye dönüp okumaya devam ediyorum. Ekranın sağ alt köşesinde bir göz ikonu beliriyor. İkonun yeşile dönmesi hala ekrana baktığımın göstergesi. Farkındaysanız 15 saniyeyi çoktan geçtim ve ekrana dokunmadım. Ancak Galaxy Note 10.1 ona baktığımı bildiği için ekranını karartmıyor. Fakat tableti bu şekilde bırakıp ekrana bakmadığımda 15 saniye sonra ekran kararacak. Çünkü Galaxy Note 10.1 ona bakmadığımın farkında. Şimdi de Galaxy Note 10.1 üzerinden interaktif bir biçimde arkadaşlarınızla paylaşım yapmak için kullanabileceğiniz mükemmel bir özellik göstereceğim. Burada arkadaşlarımla çektiğim birkaç fotoğraf var. Biraz daha yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi Galaxy Note 10.1 yüz tanıma özelliğini kullanarak arkadaşlarımı tanımış ve benim için etiketlemiş durumda. Hepsi bu fotoğrafı görmek isteyecek eminim. En iyisi onlara da göndereyim. Menüye giriyorum ve Body Photo Share özelliğini seçiyorum. Şimdi fotoğrafı aramızdaki iletişim modlarından birini kullanarak arkadaşlarıma gönderebilirim. Bu menüden metin mesajı ya da e-mail seçeneklerini görüntülüyorum. E-mail'i tercih ettim. Bu düğmeye ve ardından tamama basarak fotoğrafı gönderiyorum. İşte bu kadar basit. Tek bir dokunuşla fotoğrafı tüm gruba göndermek mümkün. Daha önce pop-up play özelliğini göstermiştim. Şimdi de Galaxy Note 10.1'in başka bir video özelliğini göstermek istiyorum. Buradaki video listesinden Live Video List aradığım videoyu bulmama yardımcı oluyor. Moments of Everyday Life adlı videoyu seçelim. Video en başından başlıyor. Fakat ben videonun belirli bir bölümünü izlemek istiyorum daha ortalarında bir yerlerde olmalı. Menüden Chapter Preview düğmesine tıklıyorum ve bu özellik sayesinde doğrudan izlemek istediğim bölüme gidebiliyorum. Evet, dördüncü bölümü seçelim. Gördüğünüz gibi bu bölüm tam da istediğim yerden başladı. All Share Play, arkadaşlarınızla ya da başkalarıyla birlikte çalışmak için birebir. Görsellerimi, videolarımı ya da belgelerimi ve diğer dosyalarımı istediğim gibi paylaşabiliyorum. Hem de istersem gerçek zamanlı olarak. Şimdi buradaki grafiği paylaşarak All Share Play'in grup kest özelliğini göstereceğim. Paylaş ve ardından grup kesti seçerek grup kest özelliğini aktive ediyorum. Bir şifre belirleyerek paylaşımımı güvenli hale getirebilirim. Örneğin 1, 2, 3, 4. Artık tek yapmam gereken tamama basıp grup kesti başlatmak. Bir galaksisi olup şifreyi bilen herkes artık bu grup keste katılabilir. Aynı resim tüm diğer cihazlarda görüntülenecektir. Bunu şimdi bir Galaxy S3 ile birlikte uygulayalım. All açmıştım zaten. Bu şekilde aktif grup keste katılıyorum. Bu ekranda görünen ne varsa artık burada da görünecek. Şifreyi giriyorum. 1, 2, 3, 4 ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi her iki cihazda da aynı ekran görüntüleniyor. Shareplay Group Cas' en güzel özelliklerinden biri ekranın üzerinde belirli müdahaleler yapıp bunu eş zamanlı olarak buradaki gibi farklı cihazlarla paylaşabilmek. Böylece buradaki görsel üzerinde bir düzeltme yaptığımda hemen yanındaki ekranda da bu düzeltme görüntülenecek. Şimdi grafiğin üzerinde başka işaretlemeler yapıyorum. Birkaç noktayı daire içine aldım bu şekilde ve üstten geçen bir çizgi çekiyorum. Bu aşağı doğru ve bu da daha yukarı ve paylaşayım. Galaxy Note 10.1 akıllı bir uzaktan kumandayla Pie ile birlikte gelir. Bu benim favori TV kanallarımın listesi. İzlemek için sadece dokunmam yeterli. Bir yandan elimdeki tabletle web'de gezinirken ya da kendi notlarımı yazarken aynı cihazda TV'yi, kablolu yayını ya da diğer cihazları kontrol edebilmem müthiş bir özellik. Şimdi bu akıllı uzaktan kumanda nasıl çalışıyor göstereyim. Sıradan bir uzaktan kumandayla tümüyle aynı özelliklere sahip Örneğin arkadaki TV'nin sesiyle oynayacağım. Bu şekilde yukarı itiyorum ve sesi yükseltiyorum. Ya da böyle aşağı çekiyorum. İşte oldu, sesi kıstım. Bu videoda Galaxy Note 10.1'in algılama özelliklerinin bir kısmını görmüş oldunuz. Galaxy Note 10.1'in ilginizi çekecek diğer özelliklerini Samsung Mobile YouTube kanalından izleyebilirsiniz.